Anadolu'nun fethinin 948. yıl dönümü kutlamalarını katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Gün giden de ay gelen de gel oğlum. Cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır hak yoludur bul oğlum. Yeri bilmek, göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim, söz oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim, söz oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini aç olanla böl oğlum. Haram yeme hak uğruna öl oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim, söz oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim, söz oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Duymalısın kin oğlum. Nefis kibir mantık yutan dev oğlum. Mağrur olma insanları sev oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim, söz oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim, söz oğlum. Söz ver bana, geç karşıma, söz oğlum. Aziz milletim, Sayın Meclis Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli Genel Başkanı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, sevgili gençler, aziz kardeşlerim,
Saygıdeğer vatandaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü vesilesiyle Sultan Alparslan'ı ve ordusundaki tüm kahramanlarımızı hürmetle, rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anadolu'nun en doğusundaki Malazgirt'te açtığımız bu coğrafyanın kapılarını sadece 3-4 yıl sonra en batıdaki İznik'te yeni bir devlet kurarak inşallah ebediyen mühürledik. İznik'in hemen dibindeki Söğüt'te diktiğimiz Osmanlı çınarının dallarını batıda Adriyatik kıyılarından Viyana önlerine, Akdeniz'de Cebeli Tarık Boğazı'na, güneyde Afrika'nın içlerine kadar uzattık. Bundan bir asır önce Osmanlı'yı hasta adam ilan edip milletimizi yeniden Orta Asya'ya sürmeyi planlayanların heveslerini Çanakkale ile, Kutulamare ile, İstiklal Harbimizde kursaklarında bıraktık. Uzunca bir süre milletimizi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak medeniyetinden, tarihinden, kültüründen koparmaya çalışanların da senaryolarını boşa çıkardık. Eğer bugün millet olarak bilhassa da gençlerimizle birlikte Malazgirt Zaferi'ni böylesine bir coşkuyla kutluyorsak, on binler bugün Malazgirt Ovası'ndaysa, işte bu projeyle birlikte o aksi projeyi hazırlayanlar da çökmüş demektir. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Sadece bununla kalmadık. Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarıya taşıdık. Yaklaşık yarım asır inşallah hedef alarak, yarım asır sonra bizler göremesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır. Zaferlerimize ne kadar güçlü sahip çıkarsak, bu vizyonu hayata geçirme irademizi de o kadar diri tutarız. Hep söylediğim gibi, bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların, sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin fethidir, zihinlerin fethidir. Kardeşlerim, ecdadımızın asırlar boyunca huzurla, güvenle, müreffeh bir şekilde yönettiği coğrafyalar bugün maalesef zulüm ve sefalet içinde kıvranıyor. Bölgemizde insanı yaşat ki devlet yaşasın, Şeyh Edebali'nin bu vasiyeti
Böyle bir medeniyetin yerini önüne çıkan herkesi çocuk, kadın, yaşlı demeden katleden örgütler ve haydut devletler almıştır. Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz. Kardeşlerim, işte Diyarbakır'da gördünüz değil mi? Yavrusu kaçırılıp öldürülen, diğer yavrusu da ellerinde esir olan annenin günlerdir yaptığı eylemi gördünüz değil mi? Öyleyse biz dik duracağız. Ve bu insanların yavruları istismarına fırsat vermeyeceğiz. Bugün Suriye'de yıkım var. Katliam var. Rejim bir yandan terör örgütleri, bir yandan kendilerini destekleyenlerle birlikte her gün masum kanı döküyor. Her gün masum gözyaşı akıtıyor. Bugün Kudüs'te, Filistin'de zulüm var. Haydut devlet, üç dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs'ü hoyratça gaspa, Filistin'i adım adım işgale çalışıyor. Bugün pek çok yerde Müslümanlar zulüm altında. Bugün Arakan'dan Keşmir'e, Türkistan'dan Avrupa'ya kadar her yerde Müslümanlara yönelik tehditler, saldırılar devam ediyor. Kardeşlerim, daha dün yakın bir tarihte Balkanlardan Karabağ'a uzanan farklı coğrafyalarda yaşanan katliamları unutmadık. Kimi yerde mezhebi, kimi yerde etnik fay hatları tahrip ve tahrik edilerek milyonlarca insanın nasıl birbirine kırdırıldığını unutmadık. Irak'ta 2 milyon, Suriye'de 1 milyon, Afrika'nın, Güney Amerika'nın farklı yerlerinde yine milyonlarca insanın çıkar uğruna nasıl katledildiklerini unutmadık. Ellerinden gelse ülkemizde de aynı şeyleri yapmak isteyen kara kalpli, kara niyetli alçakları da unutmadık. Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyük hesap sahibi unutmayın Allah'tır. Rabbimizin yardımıyla, milletimizin duası ve dirayetiyle tüm bu badireleri geride bırakarak bugünlere geldik. Daha düne kadar evlerimizin kapısına kadar getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımız ötesine taşımış durumdayız. İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan bu mücadeleyi zaferle taşlandıracağız. Kardeşlerim, Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır. Bizim davamız da hep inşa davası olmuştur. Bin yıldır kanla ve terle yoğurarak vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize, yeniden yükselişimize, medeniyetimizin ihyasına, büyük ve güçlü Türkiye davasının inşasına şahitlik edecektir. Malazgirt'te her yıl tekrarladığımız buluşma işte bu büyük vizyonu kafamıza ve kalbimize daha büyük bir inançla nakşetmemize vesile olmayı sürdürecektir. Gençler, 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz? Gençler, 2053 vizyonumuzda Fatih'e layık evlatlar oluyor muyuz? Gençler,
2071'de Sultan Alparslan'ın manevi mirasını zirveye taşıyor muyuz? Gençler, Hazreti Ömer'in adaleti ve Hazreti Ali'nin cesaretiyle yolumuza kararlılıkla yürüyor muyuz? Gençler, unutmayın, Gazi Mustafa Kemal'in o Çanakkale ruhunu yaşatmakta kararlı mıyız? Sizlerde gördüğümüz işte bu azim ve kararlılık bizim geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en büyük teminattır. Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, bugün Türkiye tarihinden aldığı güçle her alanda büyük bir mücadele içindedir. Bu mücadele sıradan bir mücadele değildir. Bu mücadele öyle kutludur ki her türlü hesabın üzerindedir. Öyle olmak durumundadır. FETÖ'cü hainler bir darbe girişimiyle ülkemizi işgale yeltendiklerinde karşılarında tüm farklılıklarını bir kenara bırakmış, hayatları dahil her şeylerinden vazgeçerek oraya gelmiş bir milleti ve onun temsilcilerini Malazgirt Ovası'nda olduğu gibi karşılarında buldular. İşte aynı kadro bugün Malazgirt Ovası'nda. Buradan 15 Temmuz darbe girişimindeki dik duruşu başta olmak üzere ülkemizin menfaatine olan her konudaki samimi desteği için huzurlarınızda Sayın Bahçeli'ye ve heyetine teşekkürü şahsım, milletim adına bir borç biliyorum. Değerli kardeşlerim, aynı şekilde bu mücadelede bizimle birlikte olan diğer partilerden ve toplumun her kesiminden kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Darbe gecesi bir araya gelen bu kadro ülkemize ve milletimize yönelik her tehdide, her saldırıya karşı tek bir yürek, tek bir beden, hep birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Tabii bir de bu kutlu mücadelenin içinde yer almayanlar var. Siyasette, kültürde, sanatta, sporda ve daha pek çok alanda farklı tercihler elbette saygıyla karşılanır. Ancak konu ülkemizin ve milletimizin bekası olduğunda başka saflarda yer almanın saygıya layık bir tarafı yoktur. Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken siz söyleminiz ve davranışınızda onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur. Kardeşlerim, işte bizler milletimizin menfaati için Türkiye Suriye sınırı boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak için var gücüyle çalışırken siz bu tuzağı kuranların arkasından giderseniz bunun adı başka bir şey olur. Kardeşlerim, ana muhalefetin başı ne diyor? Türkiye'nin Orta Doğu'da ne işi var? Ya bizlere ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak, bizim orada ne işimiz var? Sen bu işleri anlamıyorsun, anlamayacaksın. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin, öbür taraftan misak-ı milli nedir bunu bilmeyeceksin. Önce aç da tarihi bir oku. Türkiye Doğu Akdeniz'de siyasi, ekonomik ve askeri olarak yakın tarihinin en çetin mücadelesini verirken siz karşı tarafın ağzıyla konuşursanız bunun adı da başka bir şey olur. Biz
Adana mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bugün ülkemizde CHP ve onun artık eş kuruluşu haline gelen bölücü örgütün destekçisi partinin yaptıkları işte tam olarak budur. Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz. Bakınız, dün Trabzon'da CHP yönetimine samimi bir çağrı yaptım. Bu partiyi yönetenlerin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz. Ama bu partiye oy veren vatandaşlarımızın mesajlarımızı aldıklarına inanıyorum. İşte Ege'de Amerika var, İngilizler var, Fransızlar var, şu var bu var. Ama orada tek ülke yok. Öyle diyor Bay Kemal. Kimmiş o? Türkiye orada yokmuş. Ya herhalde bu zat bakar kör. Ya bizim orada sondaj gemilerimiz var. Bizim orada sismik araştırma gemilerimiz var. 4 gemi şu anda bu çalışmayı yapıyor. Bizim orada fırkateynlerimiz var. Bizim orada silahlı hava araçlarımız her an hazır vaziyette. Denizden karadan her şeyimizle hazırız. Bunu görmüyor. Ama bir şeye daha üzülüyorum. Nedir o? Fatih, Yavuz, devasa ay yıldızlı bayrağımız var. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımızı da bilmiyor. İşte alanda var. Öğreteceğiz, bunu da öğrenecek. Öyle lafla işte biz Atatürk'ün partisiyiz demek olmaz. Sen bitmişsin. Tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. İnşallah, inşallah benim milletim şu anda bizim Doğu Akdeniz'de neler yaptığımızın hesabını soracak. Yaşadığımız kritik süreçte milletimizin her bir ferdinin desteğine ihtiyacımız var. Herkes biliyor ki ülkemizin gelecek yarım asrının, bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde hangi sahikte olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yoktur. Biz işte bunun için sürekli Rabia'mızı tekrarlıyoruz. Hazır mıyız? Gür sada ile tüm dünya duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Öyleyse bunun için bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, siyasette makamlar, mevkiler, ünvanlar gelip geçicidir. Kalıcı olan geride hangi izlerin, hangi eserlerin, hangi başarıların, hangi fedakarlıkların bırakıldığıdır. Ecdat yeri geldiğinde canını, yeri geldiğinde canından aziz bildiği evladını feda etmiştir. Bugün güvenlik güçlerimiz her gün, her an hayatları pahasına bir mücadele içindedir. Şu anda ne yapıyoruz? Pençe 1, pençe 2, pençe 3. İçeride ve dışarıda şu anda teröristleri inine kadar kovaladık mı? Kovalıyor muyuz? Kovalamaya devam edeceğiz. Unutmayın kardeşlerim, bu arada tabii ki şehitlerimiz de var. Ama
Bizim şehitlerimiz hiç kimseyle mukayese edilmez. Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillah. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat bel ahya'un velakin la teş'urun ila ahiril ayet. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Evet, bizimkiler şehadet şerbetini içenler. Onlar sevgili peygamberimize komşu olanlar. Rabbim bizleri de aynı yolda haşretsin. Kardeşlerim, Cumhurbaşkanından başlayarak ülkenin tüm yöneticileri günün 24 saati ülkemize hizmet için çalışıyoruz. Bu mücadeleye destek veren herkesin çok ciddi fedakarlık yaptığının da farkındayız. Hep birlikte bu gök kubbede bir hoş sadağı bırakabilirsek, bizden sonra gelenlere Allah razı olsun dedirtebilirsek ne mutlu bize. Gerisi lafı güzaftır. Kardeşlerim, Malazgirt'in hemen aşağısı Van Gölü'dür. Van Gölü'nden bir tarafa doğru giderseniz nice Sarp dağları aşarak Irak'a. Diğer tarafa doğru giderseniz önce dağları ardından uçsuz bucaksız ovaları aşarak Suriye'ye ulaşırsınız. Sultan Alparslan'dan sonra nice kumandan bu güzergahları takip ederek zaferlere yürümüştür. Bugün de terör örgütleriyle ve onların arkasındaki güçlerle mücadelemizin zaferlerini inşallah Malazgirt'te hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Suriye'de Fırat'ın doğusundan Irak sınırımıza kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoymamıştır, alıkoyamayacaktır. Hiç endişe etmeyin. Şu anda Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Jandarma Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz hepsi bu yolda devam ediyor. Birilerinin dokunulamaz, girilemez, çözülemez olarak gördüğü pek çok sorun gibi Fırat'ın doğusundaki meseleyi de ülkemizin ve milletimizin hassasiyetlerine uygun şekilde hal yoluna koyuyoruz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu hususta da önceliğimiz diplomasidir, diyalogtur, uzlaşmadır, işbirliğidir. Şayet bu zeminde bir netice alabilirsek ne ala. Böylesi herkes için daha kazançlı bir yol olur. Ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır. Kendi planlarımızı hayata geçiririz. Kardeşlerim, şu anda SİHA'larımız, İHA'larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Sınırlarımıza yakın yerlerdeki tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımız da sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde durumu çok daha yakından görme ve sürecin geleceğini belirleme imkanına kavuşacağız. Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum. İdlib tarafında rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var. Rusya ile işte iki gün önce Sayın Putin'le bu meseleyi yakından istişare ettik. Ve yarın Rusya'ya gidiyorum bir heyetle birlikte. Orada yine görüşmelerimiz olacak. İnşallah bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldırmış olacağız. Irak tarafında da çok önemli adımlar atıyoruz. 35 yıldır ülkemize yönelik saldırıların merkezi olarak kullanılan bölgeleri kalıcı şekilde güvenli hale getiriyoruz. Pençe harekatları bu.
Operasyonların sebebi bu. Irak merkezi hükümeti ve kuzeydeki yönetim yanında İran'la da işbirliği halinde. Yürüttüğümüz bu operasyonlar herkes açısından olumlu neticeler doğuracaktır. Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir. Kardeşlerim, bütün bu çalışmalar kararlılıkla devam ediyor ve devam edecektir. Bunların yanında ekonomiden altyapıya kadar her alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları kesintisiz devam ettiriyoruz. İşte cumartesi günü Artvin'deydim. Artvin'de Yusufeli Barajı'nı yerinde inceledim. Allah'a hamdolsun. Muhteşem bir eser. 2 milyar 200 milyon kilowatt saat enerji üretecek bir barajı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda barajın su tutmaya başladığını göreceğiz. Bir yıl sonra da inşallah sadece enerji değil, içme suyu kullanma, bunları da göreceğiz. Ve Artvin bizim için adeta bir barajlar şehri. Ve inşallah eskiden bizimle dalga geçiyorlardı. Ne diyorlardı? Evet. Su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz? Evet. Su akar, Türk yapar. Buraya geldik. Sultan Alparslan'ın kapısını açtığı bu vatana layıkıyla hizmet etmek şerefini bizlere bahşeden milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bundan 948 yıl önce Malazgirt'te kendisinden kat be kat fazla sayıdaki düşmanın üzerine imanından aldığı güçle yürüyen ecdadı, evet, bir de şairin diliyle selamlamak istiyorum. Hazır mıyız? Tekbirlerle yürüdü kalbi Yasin bir ordu. Ordu secdeye varmış, toprak şükrediyordu. Ezan bayrak uğruna, şehadet bugün hutbe. Peygamberin ağuşuna varmak en büyük rütbe. Gökte yer sarsılırken Allahu Ekberlerle, Bizans'ın kalkanları delindi tekbirlerle. Vatan bir seccadedir ve secdedir şehadeti. Şehitlerin secdesi seccadeye emanet. Biz buna vatan deriz. Secde sahibi Rahman, emanet asımlarda rahat uyu Alparslan. Bitmedi, bitmeyecek o gün başlayan bu cenk. Ezanların kesilmeyecek kıyamete dek. Bu duygularla bir kez daha tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Karada, denizde ve havada, dağ başlarında, dere yataklarında, ovalarda, ormanlarda görev yapan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Programımıza teşrif eden herkese tekrar şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Günün anısına Okçular Vakfı Başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Gün giden de ay gelen de gel oğlum, cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Evet, El Cezeri'nin bizim medeniyet geleneğimizde iki başlı ejderha ve ortasında
bir kudreti ifade ediyor. Anadolu'da kudretimizin ve gücümüzün devam etmesi için ve bunun için mücadele eden saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza günün anısına takdim ediyoruz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanı sıra programımızı onurlandıran değerli konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Sayın Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkan Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ersin Tatar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Sayın Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasaboğlu, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turan, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Hasan Küçük Ayyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yıl önce bu toprakları bizlere vatan yapan ruh aynı azim ve kararlılıkla işte burada. Değerli hemşehrilerimiz, programımız burada sona erdi. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli konuklarımız olmak üzere siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz.